Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Selam Bayrak Bey ile cevizi konuşmaya devam ediyoruz. Evet Selam Bey, aradan önce Çin'deki cevizi konuştuk. Çin'deki cevizcilik sektöründen Türkiye kendine nasıl bir pay çıkarmalı? İnanır mısınız? Gerek Çin, gerek Avrupa, gerek Amerika'dan filan üretiminde üstünüz. İklim avantajımız var. Bir tek kusurumuz toprağa drenaj etmediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa biz, mesela Çin'de videolarda görüyorduk, internetlerde görüyorduk. Efendim şöyle üretim işte şöyle bilmem ne falan gittik. Nerede bu? Bizden geri. Bu internetlerde yine gördüğümüz bir sürü videolar var. İşte, efendim işte 5 yaşında şu kadar kilo veriyor. İşte şöyle meyvesi şöyle işte sizin methettiğiniz çeşitlere efendim işte şöyle üstün onlardan çok üstün diye. Şimdi olan %3 veya 5 olan bir şeyi abartıp piyasa fidancılık sektöründe yeni fidancılar çıktı ortaya. Yani bunu doğrusunu söyleseler biz bir bahçeyi bu konuda yani Çin'le bağlantısı şu. O bakımdan anlatıyorum. Çin'de apomix dediğimiz apomix şudur. Ceviz tohumu oluşurken erkek çiçek tozu almıyor. Yani dişi çiçek toz almadan meyve oluşturuyor. Dolayısıyla burada bir baba olmadığı için soya çekim yok. Hepsi anneye benziyor. Ama ben Çin'den istediğim Uygur tarafı bilhassa. Çok o konuda çalışma var. Bu Apomix olayı ile ilgili. Yani ektiğin zaman çıkacak ve aşı yapmadan aynı meyveyi alacaksın. İki şekilde Apomix var bir de şimdi. Yani bunu halkımız bilsin. Çünkü çok piyasada tevatür dediğimiz yani aslı olmayan şeyler dolaşıyor. İki çeşit Apomix var. Bir, böyle meyve oluşuyor ama meyve oluşuyor. Bakın dikkat edin meyve oluşuyor. Tohum değil. Buna da biz partenokarpi diyoruz. Yani meyve oluşuyor, yiyorsunuz. Bundan şey elde edemezsiniz. Yeni bir birey elde edemezsiniz. Ektiğiniz zaman ağaç fidan çıkmaz. Çünkü nedir? Meyvedir. Apomix, esas apomix tohum oluşturur. Baba olmadan. Dolayısıyla anneye benzer. Şimdi bu bilinmediği için mesela domateste vardır. Öyle bir domates tohumu satıyordu ki geçmişte dış ülkeler bize. Domatesi ekiyorsunuz. Bir domates tohumunda efendim 100 tane domates elde ediyorsunuz fakat onun tohumunu ektiniz mi çıkmıyor. Cevizde de bu olay var. Bir bahçede 200'ün üzerinde ağaç. Bu bahçeyi gözetim altına aldık. 3 yıldır buradaki ağaçları, verimini, bunların meyve şeylerini şey olarak da var görüntüleri. Ve bir albüm oluşturduk. 30 adet albüm oluşturduk. 30 adet cevizi 3 yıldır ne veriyor? Soğuktan etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? Bunlar apomiksiz olanlar. Yani Apomix diye iddia edilen olan demeyelim. Apomix diye iddia edilen bahçede ortaya buralardan biz kalem göz aldık. Bunlardan aşı yapıyoruz. Acaba devamında ne gözlenecekleri muhtelif yükseltilerde. Şimdi bütün bunlardan sonra bak örnekleri de buradadır meyvelerin. Bunların fotoğrafladık ayrıca. Bir albüm haline getirdik. Orman Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Çiftçi bizden bir rapor istedi Yaşar Akçay ile beraber. Onu da hazırladık. Kendilerine sunacağım. Rapor hazır. Şimdi burada 30 tane kayda değer 250 ağaçta 30 tane kayda değer ağaç bulduk. Kayda değer. Bunların içinde de ancak 3 tanesinin standartlara yakın olduğunu gördük. Çünkü çok meyve verince tane küçük oluyor. Evet. Az verirse de bu sefer diyecek ki ben yani az meyveyi ne yapayım? Hani burada mesela birinci dereceye aldığımız ağacın kabuklu ağırlığı 9,2 gram, iç ağırlığı 4,4 gram. Bunun standardı 10 gramın üzerinde kabuklu ağırlıktır, 5 gramın üzerinde de iç ağırlıktır. Şimdi gerçi burada tabii ağaçlar küçük, bir de o avantaj var. Bunlar 10 gramı geçecektir. Öbürü de 5 gramı geçecektir. Çünkü daha ağaç küçük, 3 yaşında. 3 yaşında ama yani 200 tane de
200 tane, 250 tane de pardon ağaçta bu şekilde olan, mesela dereceye girebilecek olan 4 tane tespit edebilmişiz. 30 tane de. Ama diğerlerinde de umut var. Bu tohumdan ekilip meydana gelen fidan aşısız dikilip elde edilen fidan. Şimdi bu konuda Çin'den girdik, şeye geldik, Apomix meyveye geldik. Niçin geldik? Uygur'da bu konuda çalışma var. Çin Uygur'da. Kırgızistan'da var. Çin şöyle yapıyor. Cevizi ekiyor, diyor ki eken kişiye, veren kişi diyor ki ben sana Apomix değil veya bunun tespit yapılması lazım. Apomix olup olmadığı öyle söylemekle olmaz. Sana diyor ben tohumdan kuracağım bahçe. Bu da nerede? Sert karasal iklimlerde. Yani aşılı fidanın sorun yaşadığı, zaten buna talep şunun için fazla. Şimdi Kayseri ilimiz çok soğuk memleket. Evet. Maalesef keşke Kayseri sıcak olsaydı da, çünkü orada çok meraklı var. Afyon soğuk memleket. Fakat talep çok. İnadına. Sert karasal iklimlerde insanlar aşılı ceviz dikip yüksek yerlerde 1700 rakım, 1800 rakımda sonuç alamayınca bu sefer ister istemez buna yöneldiler. Şimdi bunun avantajı şu, aşı yeri, yara yeri falan olmadığı için, fidan da sökülüp gitmediği için, ekildiği için tabii ki sonuç olumlu olabiliyor. Yalnız şunu diyeceğiz biz çiftçiye. Geldi üretici, bahçe kuracak kişi, dedi ki efendim ben bir bahçe kuracağım ama aşılı ceviz de olmuyor, benim soğuk orası, sert. Ne yapmam lazım? Diyeceğiz ki sana tohum veriyorum veya fidan, tohumdan çıkan fidan, neyse. İkisi de olur, tohum da olur, fidan da olur. Ama 100 tane ektiğin zaman bileceksin ki bunun en fazla 10-15 tanesi. En fazla, en iyimser. Burada görüyorsunuz %5 bile değil yani. Evet. Bu benzer çıkar. Aynısı çıkar. Verimli de çıkar. Buna iyice bakarsan hemen erken de meyveye yatırma. Biraz ağaç kendini geliştirsin. Şimdi çok veren, böyle aşırı salkım veren, hem tane küçük oluyor hem ağaç gücü yetmiyor. Kök gelişmemiş, dal gelişmemiş, gövde gelişmemiş, ağaç ölüyor bu sefer. Bunu mümkün olduğu kadar büyüt, belirli bir yaşa getirdikten sonra bu verimi al. Ama %5, 10, 15 diyelim. Çin'de 17 en iyi rakam. Ondan sonra kalanını da aşı yapacaksın buradan, kalem alıp göz alıp. Yani iyilerini seçip kötüleri aşı yapacaksın. Vermeyeni de var. Soğuktan hemen öleni de var. Çünkü soya çekim var. Evet. Ama güzel vereni de var. Çin bunları görmüş, yapmış. Diyor ki ben sana diyor 100 tane ceviz verdiğim zaman bil ki en iyimser %17, %5 benzer. Diktin, öbürlerinde ne yapacaksın? Buradan kanım göz alıp aşı yapacaksın. Ve ondan sonra bahçeni kurmuş olacaksın. Soğuk, sert, kalasar iklimlerde. Tutup da biz çantırın olabileceği, ben çantır diyorum çünkü çantırın aroması, tadı Türkiye'deki olan kabuk yapısı, kalibrasyona gelmesi, daha önce programda bu kalibrasyondan bahsettik. %80 aynı delikten geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi çantır olabilen yere getirip de tohum ekeyim de ben aşıyla uğraşmayayım dediğin zaman yazık olur, günah olur, bir şey kazanamazsın. Peki hangi bölgeleri tavsiye ediyorsunuz çantırı? Sert kalasal iklimlerde denenebilir bu şey cevizi. Tohumdan bahçe kurma olayı. Ama birdenbire de çok verimi yatırmasınlar. Ağaç çok verdiği zaman da kök gövde gelişemez. Takip edip benzerleri benzesin şansına. Benzemeyenleri de oradan kanem göz alıp aşılayıp bu şekilde bahçeyi tamamlasın. Gerçek budur. Bu Çin'de de budur. Bilmem Amerika zaten öyle şeyle uğraşma. Avrupa, Amerika, Şili. Bugün Avustralya, inanır mısınız? Bak çantır çantır diyoruz, ben size söyleyeyim. Yani Avustralya gelecekte dünyayı ceviz yönünden burası besleyecek. Bizdeki aromayı tutturamaz, aynı mesele. Bizim avantajımız, biz tüketici ülkelerin tam ortasındayız. Vatanıyız. Ve pazarlama yeni şekilde yaparız. Aromamız, tadımız en yüksek. Çantırda şöyle bir şey var. Aklimasyon diyorum ben de. Bazıları diyor ki ya bu aklimasyon ne demek? Akıllı mı demek? Yani klimaya uyduruyor kendisini. Bu güzel cevizin bir kusuru var. Yani her güzelin bir kusuru var ya. Kesinlikle. Bunun da bir kusuru var işte. Nedir? Yaprağını geç döküyor. Bir tek kusuru o. Ne oluyor bu sefer? Erken dona yakalanıyor. Yani meyveler biliyorsunuz, bitkiler insanın tersidir. Bitki uyuduğu zaman soğuğa çok dayanır. İnsan da uyuduğu zaman üzerine kar yağar. Dayanamaz. O bakımdan bu erken uyumadığı için erken dona yakalanıyor. Kasım'da döküyor yaprağını, Ekim'de onu buna dokunuyor. Eksi kaçlara kadar dayanabiliyor? Eksi 15'lere kadar dayanabiliyor. Ama şöyle dayanıyor.
Bakın bu çok önemli. Ilıman iklimde sorun yok. Yapın, istediğiniz gibi olsun. Ama rakım yükseldikçe, binleri falan buldukça, orada erken don ihtimali olan yerlerde 3 sene iyi bakacaksınız. 3 sene iyi bakarsanız, aklimasyon dediğimiz olay klimaya uymadan dolayı yaprağını erken dökmeye dönüyor. Yani Uşak'taki örnek kesin örnektir. Kasım ayında döken yaprak Ekim ayında dökmeye başladı. Peki Uşak'taki yükselti ne? Yükselti 900 dolayında. Ama yani karasal iklim malumunuz. Evet. Fakat orada bir avantajı var Uşak'ın. Mesela gölet kenarında bu bahçe. Gölete yakın. Diyoruz ki yöre seçiminde gölet çok önemli. Yani bizim şurada merdiven görüyoruz arkanızda. Onu şeyde gösterebilirsek ekranda şeyde. Yani oradaki merdivende hangi rakımlar arasında hangi çeşitten olabileceği ama bu kesin sınırda değil. Çünkü bitki öyle bir yerler oluyor ki mesela lokal olarak oraya uyum sağlamış çok güzel örnekler var. Mesela Beyşehir'de 1270 metrede şahane çentir cevizi 3-4 senedir sorun yok. Beyşehir. Konya'da. Peki o zaman Selam Bey, şimdi şöyle bir durum var. Ceviz bahçesi kuracak insanlar işte bir ceviz çeşidini seçiyorlar. Evet. Bahçeyi kuruyorlar. Bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Yani atıyorum bir 30 ekar, 40 ekar bir bahçe kuruyorlar ama çeşit oraya uyum sağlamamış. Öncesinde neler yapmalılar? Yani çeşit alıp denemek mi lazım ya da o örnekleri nasıl bulacaklar? Çok çok güzel noktaya geldik. Yani konu çok da burada önümde bir sürü yığılı var da ama bu dediğiniz sorduğunuz soru çok önemli. Şimdi benim elimde Kırgızistan'da yapılan bir araştırma var. Evet. Kırgızistan, çünkü soğuk memleket, bizdeki gibi bizde alternatif çok. Kesinlikle. Pamuk olmasa elma olur, elma olmasa pancar olur, pancar olmasa pamuk olur, şey olur. Yani bizde alternatif çok ama Kırgızistan zaten orada ceviz oluyor. Ceviz ormanları çoktur Kırgızistan'da. Nasıl olsa gideceğiz 2014'te. Bu çok önemli bir örnek. 3 ayrı deneme sahası yapmış. Muhtelif yükseltilerde yalnız. Bir yerde değil. Ve yıllar sürmüş. 3 deneme sahasının birinde hiç gübre vermemiş. Ekmiş veya dikmiş. Birinde ahır gübresi vermiş. Doğal gübre. Birinde de mineral gübreyle beraber vermiş. Evet. Aradan 3-5 sene, 10 sene geçtikten sonra bir de bakıyor ki gidiyor ki hiç gübre vermediği yerde tuttu tutmadı belli değil. 3-5 tane kalmış. Yüzde. Yüzde 3-5. Sadece organik gübre verdiği, ahır gübresi verdiği de yerdeyse bakıyor ki yarı yarıya. Hani %40-%50. Ama hem ahır gübresi yani organik gübre hem de mineral gübre yani kimyasal gübre. Onun bir sürü isimleri var. İnorganik gübre falan ama biz mineral gübre diyelim. Verilen ahır gübresiyle beraber mineral gübresi verilen yerde %90 başarı. İyi toprak işlemesi yapılıp drenaj. Çok önemli drenaj. Drenaj yapılıp buradaki organik madde. Şimdi biz analizlere bakıyoruz, toprak analizlerine. Bakıyorsunuz, efendim aşağıda tavsiyeler var. İşte diyor toprağın bünyesi şu. Efendim toprağın işte içindeki fosfor, potasyum şu. pH'ı bu. Güzel, tamam. İşte kireç bu şu. Organik madde 0.3. Aşağıdaki önerilerde çoğunda şey yoktur. Organik maddeyi bir kere 4'e tamamlayacaksınız. Eğer siz organik maddeyi ahır gübresiyle olur, yeşil gübreyle olur, bu kanatlı gübreyle olur ama bunlar tabii 3 yıllık bekleyecek falan, onlar detayları var. Şimdi bu organik maddeyi siz 4'e tamamlayamazsanız mineral gübre verdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Siz eğer organik maddeyi toprakta tamamlayamaz da mineral gübre verirseniz aç karnına hap içmiş oluyorsunuz. Aynen, toprakta da aynıdır. Toprakta organik madde %4'ten aşağıysa, ki çoğu sıfırın altında bizde, siz buraya mineral gübre verdiğinizde oradaki kimyasallar kökte, suda, toprakta zehir etkisi yapıyor. Ağaç gelişemiyor. Gelişemeyince soğuğa da karşı koyamıyor, sıcağa da karşı koyamıyor, meyve de veremiyor. Drenaj da yoksa ağaç yani insanın gücüyle, gayretle bir şeyler veriyor ama sonuç yok. 3 sene biz bunu korursak, 3 sene sonra bu soğuğa karşı efendim montunu veyahut da kabanını giymiş oluyor. Yün gömlek giymiş oluyor. Pek sıkıntı ondan sonra olmuyor. Bunun sonuçları da belli. Biz bunu yapacağız. Yani sonuç almak için yapacağımız önemli yollardan bir tanesi drenaj.
Organik maddeyi tamamlama ve gübreleme. Bu çok önemli. Peki Selam Bey, konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra programımız devam edecek.